Evet, yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Bu hafta hangi araçları yapacağız? Hangi araçların arızalarını tespit edeceğiz? Çözümleri nasıl olacak? Bunları sizlerle paylaşacağız. Eş zamanlı olarak kendimle öğreneceğim. İnşallah sizler de bir şeyler öğrenirsiniz. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanala aboneyseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. O zaman 6. bölüm artık başlasın. İlk araç Fiat Palio. Bu arabanın da contası yanmış. Contası yapılacak arkadaşlar. Şu an ustalar söküyor. Karınca gibiler maşallah. Bak bir tane tornavidayla arabayı parçalıyoruz ya. Farkında mısın? Kolay değil yani. Yok. Allah'tan 10 lokma... Teşekkürler. Bizi bozmama burada. gel. Ayıp. Adamlar 10 mafsalla arabayı komple söküyorlar. Tabii ki. Bu adamlar bir DH. Aha cırtlamışlar. Cırtçılar. Orayı bozmadan. Bozacak bir şey var işte olay bu. Bunu şimdi bir sökeceğiz. Bunlar kalmayacak burada. Millet orada yanlış anlamasın. Ayıp değil mi? Karpetörü hemen alıyoruz. Üst tornavida varsa. Bakalım bu aracın neyi var? Ne kadar yapmış contayı? Contayı çok yapmış gülüm baksana ya boza gibi olmuş. Oo. Karıştırmış ya. Tayin el basın tayin. Evet. Ekmeğe sürüye. Ekmeğe sürüye dedi ustamız Barış Bey. Acıktığını belli etti. Halbuki yeni kahvaltı yapmıştı. Karnını doyurmuş, bize de 4 tane simit almış. Al abi de 4 tane abi, birer tane. İnsan 2-3 tane alır bari. Çamur gibi yakmış iyice. Şu an kayış sistemini söküyor Barış abi. Çalışmalar devam ediyor. Bu araçta Renault Kangoo. Bir önceki videoda kapağını sökmüştük hatırlarsanız. Şu an bir ateşlemesinde yine sıkıntı gözüktü. Aracı teslim aldık tekrar. Şu an hiçbir ücret talep etmeden arabasını kontrol ediyoruz. Yapacağız Allah'ın izniyle. Bakalım problem neymiş. Evet şu anda kapak açıldı. Conto'nun durumu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar buradan conta çürümüş yani sadece buradaki sacı kalmış pistonun üzerine gelen. Antifriz kullanmamak görüyorsunuz çürümüş artık conta. Buradan yakmış, buradan yakmış, buradan da yakmış. En sağlam göz bu. Üç göz gidik. Üç gözü yakmış. Evet. Hele burasını bitirmiş yakmış ilgini.
Evet, tamam. Belli zaten. Tam buradan alma suyu iz yapmış. Buradan da var. Burada zaten iki göz bariz belli. İşlemler devam ediyor. Güzelce şimdi bunlar temizlenecek. Evet, palyo için kapakçımız Umur Bey geldi. Nasılsınız Umur Bey? İyiyim, çok şükür. Nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Kapak bu. Evet abi. Hararet yapmış herhalde. Hararet bayağı yapmış. Contası da arkada. Conta bayağı çürüktü. Evet, conta çürümüş. Belli zaten şeyden. Kapaktan belli. Kapak teslim edildi. Gördüğünüz gibi diğer kapaklar. Geçmiş olsun. Şimdi kapakçıya gidecek, gerek testler yapılacak. Daha sonra montajını yapacağız. Bu arada Palio'nun manifold contası. Görüyorsunuz. Araç sahibi de geldi şu anda. Ya bu onu söyleyecektim. Bu kayış belki değişmiş olabilir ama bilmiyorum. Değişmemiş değil mi? Baksana şuna bak. Bak Trigger'in şeyine bak. He, doğrudur. Bak sen zaten o yanmasa bile contan kapaktan değiştirecekmişsin onu. Tamam. Bildiğin şey kopuyor yani. Tamam bak, abi. Tamam. Bak görüyor musun bak. Yok ben bilmiyorum da. Hani Trigger'in... böyle bir kere bir şey oldu da. De. Hani değiştirilmiş mi bilmiyorum. Trigger'in şeylerine bak ya. Şuraya bak. Elinden Trigger kopar mı? Bak. Evet. Elinden Trigger kopuyor görüyor musun? Hayda. Çok geçmiş zaman yani. Conta yakmasa bile Trigger'den kapak sök yine sökecekmiş belki. Evet. O kapak sökülmeden takılmıyor değil mi? Ne? O kapak sökülmeden takılmaz mı? Takılır da ondan alakası yok. He, tamam. Çoktan beri değiştirmeye niyetleniyorum da birkaç yere gittiydim. İdare eder hep beni salladılar. Ama baktım artık iş çığırından çıkmaya başladı yani. Peki hiç hararet gördün mü sen de hararet? Ben de hararet görmedi de şöyle görmüş olabilir. Benim bunu damat da kullanıyor, kız da kullanıyor, torun da kullanıyor. Kocası çok yani. Kocası çok. Aynen öyle. Onun için bilemiyorum. Belki onlarda iyi oldu. Belki ben bunu 2 sene oldu alalı. Belki aldığım zamandan daha zar vardı da bizde çoğaldı. Onu da bilemem. Evet. Onun Trigger'i de değiştirelim. Değişecek mi? Gördü. Elle zaten kopuyor abi Trigger. Trigger'i zaten baksana elle kopardı Barış abi. Mısır somağı gibi aynı. Araç 2015 model Hyundai Tucson. Araçta egzozda bir problem var şikayetiyle geldi müşterimiz. Daha sonra Ercan Usta baktı, inceledi. Oksijen sensörünü oradan mı baktın abi? Oksijen sensörünü oradan kamera saldım. İçinin parçalandığını, eridiğini gördüm. Üst taraftan? Evet. Alt tarafta bir şey yok. Onu da arabaya motor takıyoruz. Motoru göster, motoru. Motor mu takıyoruz? Evet, motor. Şu an üst konvektörü sökeceğiz. Zor bir işlem mi Barış Usta? Zor değil de. Araç yüksek olduğu için zor. Araç yüksek olduğu için zor. Boyumuz yetmeye ediyor. Şimdi muhafızayı da sökeceğiz. Alt taraftan da güzelce bir bakalım. Sağlam olan. Evet. Burada bir erimiş oluyor değil mi? Bakayım bir. Neden kaynaklanıyor peki bu? Ateşleme sistemi. Ateşleme. Aracın bakımları. Düzensiz çalışmayla alakalı. Enjektör fazla işime yapar izinlerde. Ondan dolayı eritir. Bak. Bu böyle olunca tıkanıklık mı meydana geliyor yani? Evet, konvektörün kırılmış olması aracı ne gibi zararlar çıkartır Ercan abi? Aracın oksijen sensörü güzel okumaz, algılamaz ve arızalanmasını yaktırır. Aynı zamanda aracın çekişi çekmez, gitmez araç. Müşteri dedi 80'i geçmiyor, araç bağırıyor ama gitmiyor. Sanki bir şey tutuyormuş gibi dedi. Biz de kamera saldık buradan. Gördüğümüz kadarıyla işte buranın erimiş, dağılmış olduğunu gördük. Bunun tabii ki bu dağılan parçalar bunun içindeki gözenekleri iyice dolduruyor. Ne oluyor? Bu sefer egzoz gaz çıkışını engelliyor. Yani daha az gaz çıkıyor. %100 çıkacağına %70'i tıkalı oluyor yani. Bu da arabayı sıkıştırıyor. Tabii, araç gitmiyor. Bu da aracı. Conta yakmaya kadar gider değil mi? Kişi botlara sıkıntı verir. Aracı bunaltıyor yani sonuçta.
insan gibi bu da nefes alıp vermesi lazım. Nefes alamadığını düşünüyorum. Yani. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz Ercan Usta. Şu anda tamam. Sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz üzerimize. Son uyarıları yapacak Ercan ustamız. Bir daha lamba yakarsa usta, evet. Bujiler, bobinleri kontrol etmek gerekir, değiştirmek gerekebilir. Şu an için bir şey gözükmüyor ama katalizörü eritmesinin sebebi ateşlemeyle ilgili. Ondan dolayı bu katalizöre zarar vermiş. Elinize kolunuza sağlık. Sağ ol abi. Allah iştahsız versin. Amin. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Aracı gün boyu kontrol ettik. Sentesine falan her şeye baktık. Bir problem yok. Krank sensöründen kaynaklıymış. Şu an aracı tekrar teslim ettik. Bir hafta kullanacak. İnşallah bir problem olmazsa Kütahya'ya yollayacağız aracı. Palio 1-2, 16 valf. Bu da Bursa Etibank çantasından gelmiş. Araç külvetör kapağının oradan yağ kaçırıyor. Bir de rölanti dalgalanma problemi yapıyor. Şimdi bunları çözeceğiz. Bakalım rölanti dalgalanma problemi nedenmiş. Aynı şekilde manifoldun. Bir de arkayı göster. Arka tarafta aynen kurum olmuş. Bu neden olmuş? Araç üflüyor. Motor sanırım biraz yağ eksiltme var. Bak burayı çek. Oradan üflemiş. Göremedim. Manifoldun buradan. İçine. Hafif detasından manifoldun içine. Manifoldun içinden de emmenin içini gördüğünüz gibi yapmış. Evet, emmenin içi de bayağı şey. Yani burada motor biraz hasta oluyor. Anladım. Bu da böyle bir dipnot. Pislik var değil mi? Pislik ne demek?
çektim. Geçen hararet yaptı dediğim gün var ya, acaba aklıma şey geldi. Dedim çok yağsız kalmış. Dedim acaba hararet yapması da bundan sebep olabilir yok mi diye. Yok, orada yatak sarar. Orada yatak sarar. Aracın yağ yaktığı için burada rölanti motoru da yağlanıyor. Güzel algılamıyor, okumuyor. Okumadığı zaman da rölanti dalgalanması da yapar. Anladım. Bunu bozar da. Bu durumda ne yapmak lazım? Araç kurtarırsa segment, kurtarmazsa motor. Evet. Ama biz şu anlık temizleyelim, değil mi? Yani yapılabilecek, yarın tamam. Bir gün başıma başka bir sorun çıkartmayacak şekilde yapalım da. Tamam. Ayrıca buji ve buji kablolarını inceledik. Bujilerin hali. Şimdi boş buji takacağız. Buji kabloları değişecek. Hava filtresi de bayağı kirlenmiş. Hava filtresini değiştireceğiz. Tasın içini görüyorsunuz. Şimdi bunlar güzelce temizlenecek. Antifriz önceden kırmızı konulmuş ama artık çamurlaşmış, bayağı bir özelliğini kaybetmiş.
Buralardan açma yapmış biraz. Şimdi tekrar antifriz koymak istiyoruz ama buralara açma olasılığı var. Açarsa beyin değişebilir, dirsekler kurtarmazsa. O da müşterinin isteğine bağlı. Aracın antifrizini değiştireceğiz. Zaten şu an yapmasa ileride yine açma yapacak. Kışında çalışma problemi yaşar. Birçok sıkıntıyla karşılaşabilir müşterimiz. Bunun için antifrizi değiştireceğiz. Zaten bir şey oldu mu buradayız. Her zaman gelip buyurabilir. Antifriz boşaldı. Leş gibi. Şimdi bir suyla devrim yapıyoruz. İçini boşaltıyoruz. Temizlik. Arabayı çalıştır abi. Versene. Üçüncü bidon döküldü, şimdi dördüncü dökülecek. Bayağı kirli çünkü. Antifriz koyarken de aracın havasını almak için en iyi havasını alabileceğiniz yer LPG beyni, regülatörün su hortum giriş yerleri. İki taraftan da eşit olarak su geldiği zaman havası alınmış oluyor. Şu an aracın kontrolü devam ediyor. Araç benzinde yüksek çalışıyor. Gazda da rolanti dalgalanması yapıyor. Yüksek ihtimalle rolanti motoru. Şimdi rolanti motorunu değiştireceğiz. Ayrıca amortisör üst takozunu görüyorsunuz. Bayağı gitmiş. Bu da şimdi değişecek. Rolanti motoru da bu arkadaşlar. Zaten göstermiştik. Şimdi bu değişecek. Yeri de burada. Ayrıca aracın balatalarını da görüyorsunuz. Bitmek üzere. Çok az kalmış. Aracın diski de yeni olduğu için hemen değiştirdik arkadaşlar. Yoksa diske zarar verir. Daha büyük masraflar açar müşterimizin başına. Evet, araç şu anda tamam arkadaşlar. Arabanın tek problemi LPG'de yüksek çalışıyor. Onu da LPG sistemi can gaz. Can gaza bakan bir yerin ayarlaması lazım. O da zor. Normalde biz böyle sistemleri atikere çeviriyoruz. Şu an aracın işlemleri tamam. Abi son olarak izleyenlerimize ne söylemek istiyorsun? Ustaları herkese tavsiye ederim. Uludağ Otomotiv'den herkese selam. Eyvallah abi, ayağına sağlık. Evet, kapağımız geldi. Gördüğünüz gibi hem kumlanıyor, tertemiz bir şekilde geliyor. Evet, aracın bujilerini de değiştiriyoruz arkadaşlar. Bujiler de gördüğünüz gibi yağlamış ve yanmış iyice. Hepsini orijinal takım olarak değiştiriyoruz. Aracın ayrıca termostatını boşaltmışlar. Şu an termostatı değiştiriyoruz ve müşür de değişiyor arkadaşlar. Termostat boş olursa ne gibi zararlı olur biliyor usta? Araba ısınmaz hemen, klifer ısınmaz. Kalorifer ısınmaz. Aynen öyle.
Tamam, bunları da değiştiriyoruz. Saplama yerlerini tenerle güzelce temizledikten sonra hidrolikle de güzelce yağlıyoruz arkadaşlar. Civatalar rahat girsin, pası falan komple temizlesin diye. Evet. Bilginiz olsun. Kalifer peteğinin hortumları da değişiyor arkadaşlar. Şişmiş. Artık şişmiş ve hamur gibi olmuş. Evet Bilal Usta, trigeri takarken nelere dikkat etmeliyiz? Buradaki işaret abim. Gördüysen. Evet, bu işaret. Gel abim buraya. Kranktaki işareti yere görüyorsan. Saniye. Kranktaki işareti? Kayıştaki işaret birbirine denk gelecek. Ondan sonra takıyoruz. Tamam, taktik diyelim. Taktik diyelim, üst tarafa geçeceğiz. Evet, Barış ustamız şu anda destekliyor. Bu taraftan da. Tam da gelmiş ha. Burası da yerinde. Buradaki kapaktaki nokta üçü birbirine bakacak. Ondan sonra basma. Evet. Kapaktaki noktayı çektin mi? Evet, 3 nokta. Tamam. Evet, ondan Barış sonra. Ve Bilal ustamızın vermiş oldukları bilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bilal Bey, insanlara yapmış olduğunuz bu katkılı bilgilerden dolayı ne düşünüyorsunuz? Çok mutlu. Çok mutluyum. Ben. Bilal bunu beğendi. Evet, bir yorumunuz yok mu? Şu an abim kayışı geliyor. Ne? Kayışı geliyorum. Bilal, kayışı geliyorum. Yeni kablo çek. Makara yapamam dedi. Bildiğin Bilal Bey'den olmuş. Şok hareketler. Ha, bildiğin kemik olmuş yani. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Aha. Beni günaha sokma. Buranın parçası nerede? Aha. Bagajdan parça getir. Şok şok şok. Mazlumu getirin bana. Mazlumu isteyen Barış Usta. Yanımda ilk olarak Bilal'i gördü. Bilal'in bundan haberi bile yoktu. Araç 2007 model Fiat Albea. Arabada P0016 Kamili sensör arızası veriyordu. Arıza lambası yandığında yolda lamba gidip geliyormuş. Bu sebepten dolayı da araba gaz yemiyor, hiç gitmiyor. Müşterimiz sağa doğru çekiyormuş aracını. Kontağı kapatıp açtığında arıza gidiyormuş. Biz de baktık, inceledik arkadaşlar. Arabanın sıkıntısı şu an senteyi bir diş atlak takmışlar. Barış ustamız kontrol ediyor. Zaten Kamili dedim mi, sente olayına bakıyorsun. Sente dişlilerine genelde oralarda oluyor problem. Bilye sıkıntısı var ya. Taktikler bilye de sorun var. Gergi bilyesinde de problem gözüküyor arkadaşlar. Kayışı bayağı bir esnek bırakıyor. Şu an eski triggerle yeni triggeri kontrol ediyorlar. 129 diş. Ver şunu sayalım ya. Eskisini ver bana.
Allah Allah, bunda olması lazım. Yazı var olması lazım da ya başka yerlerde silindi. Eski Trigger'in kaç diş olduğu yazmıyor. Bulamadılar, sayacaklar. Mobilyayı çıkartayım mı komple dışarı? Aha. Keklimi vurdular. Lay 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 lay. İkisi de 129 diş. Bu arabanın Trigger'ini değiştirirken buradan boyayarak yapmış. Boyayarak yapmak her zaman sıkıntılı. Buradan kendi kitleme aparatını takacaksın. Bunu gevşeteceğim, bu boşta olacak. Döner vaziyette. Sonra kaşı takacaksın. Vidyasını gireceksin. Sonra bu dişliği sıkacaksın. Sıktığın zaman zaten orijinal gibi. Bak, gerginliğe bak. Onun çok güzel. Bu taraftaydı. Evet. O yüzden de alt kapattığı zaman üst emme manifoldunda boşluk var diyordu ya. Hani kapak veriyor, hava kayış gelse... böyle yaptırıyor ya. O sırada işte altına üst karıştırıyor. Yani problem aparat kullanmadan çizerek evet. Yapması. Hani çizerek yaptım bir de kaçırması. Evet. Dağılmış mı? Arka yüksünün içi dağılmış. Bu da çürümüş. Değişecek yani. Şu noktaları görüyor musun? Evet. Bugün yarın patlar. Fazla bir şey olmaz. Değişecek. Spreyde bir şey var mı? Spreyde darbe yemiş şuradan. Spreyde bir şey olmaz. Ufaktan darbe hiçbir yemiş. Şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Barış Usta yine konuşuyor tabii burada. Sanat kallığını konuşturuyor. Evet. Barış Usta yine sanat icra ediyor. Tabii ki de. Barış Usta dedi mi düşüneceksin. Neyi düşüneceksin? Çok şey düşüneceksin. Mesela? Düşünceye bağlı. Yanlış şeyler düşünmeyiz inşallah. Yanlış bir şey düşünecek bir şey yok mu ya? Ne sonunu düşüneceğiz. Ne düşünmemiz istersen mesela? Saate göre değişiyor akşam saati. Ne bileyim. Uyudun mu? Ben uyumadım da. Cem Yılmaz misal ya. Barış abi arkandan iş çevir ya. Arkandan iş çevirmem kanka. Bunun araca zararı nedir abi? Sıkar arabayı. Dağılmış. Çekişten düşürür. Çekişten düşürse bir çekiş verin abi. Çekişten düşürür. Ayrıca arkadaşlar, gaz dolu mağazanın kapağı yok. Çamurları görüyorsunuz. Bu çamurlar buranın içine girerek içinde bilyası var, yayı var. Bu sisteme paslanma yapıyor. Daha sonra dolu mağazı bozuluyor. Erken bozulmasına sebep. Bunu pompacılar da kapağını sökünce tekrar taktırın. Kapağımızı taktık hemen. Şu an bir problem olmaz. Evet, şu an araç çalıştı. Herhangi bir vibrasyon titreme yok. Aracı Barış Usta'mız saat olarak adlandırıyor. Romanson mu abi? Evet, şu anda araç tamam arkadaşlar. %99 problemin sebebi bu. Müşterimiz yine de bir kontrol edecek. Eğer farklı bir problem olursa zaten bir sonraki bölümlerde paylaşırız. Şu anlık araba tamam. Evet, şimdi müşterimiz kontrol ediyor. Normalde abi gaza bastığında ilk tepkimesi nasıldı? Ya normalde aracı çalıştırdığımızda çalışıyordu. Normalde trafikte seyrettiğimizde 80-90-100'de motor arıza lambasını yakıp yani gaz hiç tepkime vermiyordu. Ondan yukarıya çıkmıyordu. Sağa çekip stop edip yine devam ettiğimizde lambalarını söndürüyordu. Yine gaz yemesi böyle normale dönüyordu. Ama bunu sık sık aralıklarla yapmaya başlayınca buraya getirdik. Şu an araba şu an eskisine göre? Evet, şu an herhangi problem gözükmüyor. Eyvallah abi. Ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Araç 2008 model Ford Kornet 110'luk. Arabanın problemi, ben az önce test ettim arabayı. Araba düz yolda 4. 5. viteste veya yokuşa vurduğunda daha çok yapıyor. Hararet ibresi içeriden sona kadar dayanıyor. Daha sonra ben hemen sağa çektim. Kaputu açtım. Baktım hortuma. Hortumda aşırı bir şişme yok. Su kapağını da açtım. Burada da bir açtığımda fokurdatma yok. Fokurdatma olsaydı farklı yollar izlenirdi. Ama bu sorunda böyle bir şey yok. Sadece bir hava sesi geldi. Kapattık. Şimdi bu problem de çoğu konnetlerde oluyor. Bunun sebebi de hararet müşüründen arkadaşlar. Hararet müşürüne ulaşmak için de şu parçayı hemen altında. Onu çıkartıyorsunuz. Daha sonra yapılan işlemleri tek tek göreceksiniz zaten. Evet kardeşim, seni tanıyalım. Yunus Tombaş abi. Yunus Tombaş. Evet abi. Nereden geliyorsun? Küçük Balıklı'dan abi. Küçük Balıklı'dan. Arabanın problemi neydi? 2008 Ford Kornet abi, 110'luk. Rampa daldı ya da 4. ve 5. vitesi zorlayınca hararet tavan yapıyordu. Bir sürü ustaya gittim, çözemediler. Size geldim. Sen bizi nerede buldun? TikTok'ta buldum. Yani TikTok'ta gezinirken videonuzu gördüm. Hı-hı. Ondan sonra Instagram sayfasına gittim. Konumuzdan buraya geldim. Sonra bir baktın dükkanın içindeyim. Evet. İyi, hoş geldin kardeşim. Müşür tam olarak burada arkadaşlar. Müşürün altında hemen gördüğünüz gibi. Bu kadarcık bir şey. Bunu sökerken de kablosu var. Kablosunu kesin arkadaşlar. Anahtarla
zor oluyor biraz. Biz denedik. 15 lokma cırcırla daha rahat sökebilirsiniz. Yeni parça geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam önüne iki tane sarı veya alüminyum pul koyuyorsunuz, sıkıyorsunuz. Daha sonra daha arıza yapmıyor. Yani aşırı bir ısı algılamıyor. Öteki türlü çok ısı algıladığı için müşürü bozuyormuş. Şimdi montajını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra tekrar bir test sürüşü yapacağız, bakacağız. Evet, aracı test ettik. Yokuşa vurduk. 4. viteste 120, 5. viteste 150'ye kadar çıktık. Zorladık bayağı. Hiçbir şekilde hararetli bir problem yok. Şu an araba tamam. Evet kardeşim, şimdi arabanın sorunları çözüldü. Evet abi. Arabana normalde neler yapılmış bir? Radyatör değişti abi. Radyatör değişti. Termostat değişti. Ondan sonra bir parça daha değişti, onu adını unuttum abi. Devir daim? Evet, devir daim değişti abi. Bu sorun hani, için mi? O kadar, evet abi. Arabanın sorunun için o kadar ustaya gittim, yapamadı abi. Allah şükür olsun, siz yaptınız abi, sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de abi. Mutlu olduk. Ayağınıza sağlık. Sağ araç Audi A3. Müşterimiz Gemlik'ten geldi. Aracın problemleri nedir? Şanzımandan ses geliyordu. Kontrol amaçlı getirdik. Servise baktıracağız. Kontrol amaçlı. Evet. Neyi var neyi yok. Değişmesi gerekiyorsa değişecek. Nasıl bir ses geliyordu ya? En çok hangi viteslerde yani oluyor? 6. viteste çok ses yapıyordu. Uçak kalkıyormuş gibi ses geliyordu. 6. Evet. viteste. Diğer viteslerde? Diğer viteslerde de böyle tıkır tıkır diye bir ses geliyordu. Tıkırtı arkadaşlar. Sesi. Evet. Evet. Şimdi şanzımanı söktü ustalarımız. Şanzımancıya gidecek. Bakalım arıza nedenmiş. Evet, araba şu anda tamam arkadaşlar. Antifrizi, yağ bakımı, her şey yapıldı. Şimdi çalıştıracağız. Son kez bakacağız. Fanını açtıracağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Motorun sesi. Tamam. Bu parça da yeni değişmiş ama bunu üreten fabrika kısa üretmiş burayı. Tam oturmuyor bu yüzden. Biz de bunu şimdi kelepçeleyeceğiz. Güzelce ayarlayacağız. Bu araçta Hyundai Accent yumurta kasa. Kırılmış, kırılmış. İçinden kırılmış. Kırılmış dedi. Hangi boru kırılmış? O içindeki o beyaz var ya. Şundan mı bahsediyorsun? He. Ama ben oradan bahsetmiyorum ki sana. O çıktıysa şimdi çıktı yerinden. Bak bu kelepçeden bahsediyorum. Bak bu kelepçe böyle duruyor. Takmamışlar yerine. Oradan da kaçırıyor. Oradan kaçırıyor. Kutuya şimdi kırılmıştır. Ya gülüm, onu bir şey yapmadık. İçin kırılmış. Ya hemen şimdi kırılmıştır. Ne yaptık biz şimdi bunu? Al, içinde T yok. T yok. Soyulmuş. Ya işte onu görmedim. T'sini de mi değiştireceğiz? T değişecek zaten. T değişecek. Ondan sonra bir de boruyu takmışlar direkt buraya. Burayı da gösterebilirsen. Bak, kelepçeyi de bu şekilde bırakmışlar burada. Kelepçeyi yerine takmak zor gelmiş herhalde arkadaşlara. Ha, oraya kadar. Oradan da kaçırmış. Kelepçeyi tam takamadıkları için burada kalmış. Buraya kaydırmamışlar. Evet. Bu araçta Doğan Selex Gemlik'ten geldi. Cars in Gemlik. Grupları varmış arkadaşların. Sağ olsunlar. Arabanın problemi LPG'deyken eş zamanlı olarak benzin de veriyor karbüratöre. Karıştırıyor. İki yakıtı birden yakıyor yani. Bu da araca tekleme sorunu. Çekmeme, karıştırma problemi yapıyor. Bunun çözümü de arkadaşlar emülatör var. Şu gördüğünüz parça. Bu parçanın montajını yapıyorsunuz. Nasıl montaj yaptığını ben videosunu çekmiştim. Hemen sağ üstte etiket çıkıyor. Etikete tıklayın, videoyu izleyebilirsiniz. Bu şekilde sorunların çözümüne ulaşabilirsiniz. Sen nereden gördün bizi? Ben YouTube'dan gördüm abimizi. İnternette gezerken gördüm. Çalışmalarını beğendim. Hani Gemlik'teki tamircilere rağmen buradakiler daha verimli çalıştığı için burayı tercih ettim. Ben şu an şahsen memnunum. Sizi de her zaman bekliyorum buraya. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, araba tamam. Araba tamam, yolculuk. Son olarak izlendiğimizi ne söylemek istiyorsunuz? Yolculuk başlasın, gidiyoruz. Her daim yolumuz burası. Son durağımız da burası. Gemliğe mi gidiyoruz şimdi? Evet, şimdi kapattırıp Gemliğe doğru yolculuk. Gemliğe kucak dolu selam. Allah yolumuzu açsın. Amin. Hadi ayağınıza sağlık. Sağ ol kardeşim. Araç Tofaş Şahines. Bu arabanın da ön takım şanzıman trigger muhabbetleri vardı. Bunlardan dolayı problem yaşıyormuş. Şu an baskı balatasını söktük arkadaşlar. Baskı balata perçine gelmiş artık. Direksiyon körü. Rot başı görüyorsunuz. Bunda bakın ses var. Duyabildiyseniz ses var. Bu da değişiyor. Kilometre dişlisinden de yağ kaçırıyormuş. Bu da değişecek. Şimdi rot başını görüyorsunuz. Burası da gidik. Bu da değişecek. Trigger'i değişecek. Genel kontrolünü yapıyoruz. Değişmesi gereken şeyleri müşterimize söylüyoruz zaten. Arkadaşlar trigger kayışı bu. Bu kayışı da aracı satan kişi yeni değişti demiş. Halini görüyorsunuz. Yani bunun neresi yeni değişti? Şuradan gitmiş böyle. Elden kopuyor. Yazık, günah. Böyle yapmayın arkadaşlar. Yazık, günah. Baktık yani. Bakmasak harbi diyecek, yeni değiştirmişler daha.
Yalanları ifşalayan Uludağ Otomotiv personeli Bilal Sabah. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz Bilal Bey? Ne düşünüyorsun? Sana böyle bir şey yapılsaydı ne yapardın? 500 liralık iş. Yani. Trigger kopsaydı ne olurdu abi? Ne olurdu? Sigortalar yamulurdu. Kapak sökülürdü. Yani böyle atıyorum 500 liraya mal olacak şey, o zaman 3000 liraya mal olur. 3000 lira. Siboplar yamulur, kapak sökülür dedi yani. Ustamız. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Evet, değişen parçalar bunlar arkadaşlar. İki tane daha keçemiz değişti. Bujiler değişti. Oksitlenmiş hep. Buji kabloları değişti. Görüyorsunuz buji kablosunu. Keza diğerleri de aynı. Baskıyı söylemiştik. Tevzi makarası. Çok makara yaptı bizde. Biz de onu değiştirdik. Gevşeme lan dedik biraz. Dişlimiz değişti. Bu şekilde. Aracın antifrizi değişti son olarak. Yağına bakıyoruz. Yağ da temiz. Güzel. Seviyesi de, güzel. Basma aşağı hazır. Araba şu anda tamam. Ağır bakımları yapıldı ya. Trigger'i, ıvırı, zıvırı, zartı, zurtu. Evet. Aracın daha yapılacak bir şey kalmadı. Evet abi, son olarak izleyenlerimize ne söylemek istiyorsun? Bizi nerede tanıdın, nerede gördün? Uludağ Otomotiv'i yaklaşık 2-3 aydır Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta takip ediyordum. Aracımı bakımları yapılması için getirmeyi düşünüyordum. Bugüne nasipmiş. Emeği geçen ustalarıma çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sağ olun. Arkadaşlar 6. vites dişlerinden sonra ayna martı bu. Bu da kırılmış. Şanzımancı ustamızın söylemesine göre arabaya çıkma şanzıman olacak. Bir tane elinde varmış. Ya çıkması ya da tamiratı gerçekleştirilecek. Ayrıca kapağa da Sunfix koymuşlar. Bu da artık gidiyor. Kopuyor görüyorsunuz. Tamir edilince hepsi hallolmuş olacak. Müşterimize soracağız. Bakalım cevabı ne olacak. Değişen parçalar. Burayı zaten göstermiştim. Dişli. Aynanın martısını da zaten göstermiştik. Gördüğünüz gibi. Harici olarak burası Sunfix'le ve burası Sunfix'le kapatılmıştı. Buralar kaynak olmuş. Şu an şanzıman sıkıntısız olacak herhalde. Daha bir problem çıkarır mı abi? Çıkartmaz inşallah, değil mi? Bir problem çıkaracağını düşünmüyor. Bir problem çıkaracağını düşünmüyormuş ustamız. Bakalım şimdi aracımızda montajını yapacağız. Şanzıman yağını da buradan koyuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, şanzımanı şimdi takacağız. Toplamaya başladık. Bilyeyi kontrol ettik. Bilyede bir şey yok. Ses yok. Takacağız bu şekilde. 100 lirayı masrafa gerek yok. Bir şey yok. Önemli değil. Arka balatalar iyi. Arka balatalar iyi. Arka balatalar iyi. Daha yarım yani, gider daha. Bu da gider. Bayağı var. Bu abi Fizan'a kadar gider. Daha yarım. Bilye iyi dedi. Bunda hafif ötme var. Videoda. Çok az ama. Taşıyıcıyı tuttuğum zaman hırıltı varsa videoda ufaktan ötme olduğu meydana geliyor. Ama aşırı ötmede zaten çok az ama. Çok az. Daha yeni yeni başlıyor. Anladık. Ön balataları da güzel. Yani buradan gözüküyor. Daha yarım. Yarım. Evet. Bu da aynı şekilde. Yarım. Yani balatalar gider daha. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Videosu iyi bunun. Sadece sol arkada ufaktan bir uğultu var. Çok az. Anladım. Ya sonra abi korusunuz. Ben söyleyeyim. Bu da iyi. Zerotları güzel. Külü patlamış ama daha gider. Yani boşluk yok. Ama külü patlar. Evet. Görünümde başka bir şey yok. Başka.
şu anki görünümü de maalesef yok. Maalesef. Maalesef. Alt takımında pek bir problem yok. Şanzımanı da taktık. Aracın son saatleri, son dakikaları belki de. Şimdi saat geç oldu, yarın sabah tam anlamıyla toparlanacak inşallah. Debriyajın alt merkezi dağılmış. Normalde bunun içinde hidrolik olmaz. Hidrolik olmaz içinde, yani, evet. Patlatmış. Patlattığı için içinden keçesini, bunun içine vermiş hidrolik. Bunun yenisi takılacak. Yani bu böyle kullanırsa hava yapar, bu sefer debriyaj ayırmaz baskıyı. Merkezi Valio orijinal olarak değişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İşlemler devam ediyor. Evet, araç şu anda tamam. Son olarak Barış ustamız bir test edecek. Daha sonra müşteriye teslim edeceğiz. Evet kardeşim, arabayı test ettin, kullandık. Görüşlerin nedir? Yok, şu anda bir problem yok. Salı günü tekrardan kontrole geleceğiz. Yapılması gerekenler yapılacak. Yapıldı da elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Kesinize belli. Bu araçta Seat Leon. Arabanın trigger bakımı yapılacak. Müşterimiz Gemlik'ten geldi. Sağ olsun. Bizle nasıl tanıştın abi? Ulaştım. Instagram. Evet. Bakalım deneyeceğiz. Sifte açtık diye lan. Aynen. Eyvallah. Ayağına sağlık abi. Sağ ol. Harici olarak amatörlerde de problem varmış. Alt takımını zaten lifte kalkınca bakacağız. Araç şu an 140 binde. Müşterimiz ilk defa yaptırdığını söylüyor. Yaptıracağını söylüyor trigger bakımını. Aldığı kişi de bilmiyormuş. Bunu normalde zincirli demişler. Abi o yüzden bu zamana kadar bekletmiş. Zincirliler de çünkü ses yapana kadar devam. Şimdi bakacağız. İlk başta bir kulağa söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Alttan da takozu koyuyoruz. Motoru biraz kaldırmak için, daha rahat çalışmak için. Triggerimiz geldi arkadaşlar. Bunun devir daimi de triggerden ayrıymış ve bayağı pahalı. O yüzden devir daima bir şey yapmıyoruz. Gerekliyse. Açılınca belli olacak dedi Ercan ustamız. Şu an montaja başlıyoruz. Bu araçta fiyat Doblo. Müşterilerimiz Rize'den geldiler. İzmir'den almışlar aracı. Tekrar Rize'ye dönüşte bize kontrole getirdiler. Egzoz aksamına, motoruna vesaire hepsini kontrol ediyoruz. Siz bizi nerede gördünüz abi? İlk önce TikTok'ta gördüm. Sonradan YouTube'da izlemeye başladım sizi. Evet. Rize'nin yani neresindensiniz? Hemşin. Hemşin. Arabayla ilgili bir problem yok, sadece kontrol amaçlı değil mi? Evet. Yani kimseye güvenemediğimiz için sizi uzun zamandır takip ediyor. Evet. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Şimdi Ercan ustamız kontrol ediyor. Araca ayrıca sandık motor yapıldı denmiş ama araca toplama motoru yapmışlar. Yargıç abi yok. Yargıç abi de yok dedi. Ki araç kaç binde yapılmış? 32 bin olmuş motorun yapılalı. Yağ bakımları ne zaman yapılmış? Ona hiçbir kağıdı yok. Bu yağ nasıl olmasa değiştiren bir şey. Şimdi motor yeni yapıldığı için test yağını değiştirmek lazım herhalde. Yok. Motor yapıldıktan sonra bir 3000-5000 kilometre sonra o çapakları bıraktığı için onu bir değiştiriyorsun bir kere daha. Buradan olmuyor. Rize'ye gideceğiz. 1300 kilometre. Evet. Zaten onu şey yapar. Şimdi şu anda değiştirmemize gerek var. Ne zaman değişmiş kilometre? Onun kağıdı yok. Yok. O zaman değişecek. Değişelim usta. Tabii. Sizin kağıdınız olsun. Kendiniz bilirsiniz en azından. Çünkü bu aracı orada garantiye alır. Evet. Orada ticarete kullanacaksınız. Şu an aracın egzoz aksamında, alt takımda bir problem yok. Zaten yeni yapılmış balatası falan, faturasında vardı. Yağ bakımı yapacağız gördüğünüz gibi. Ondan sonra aracı Rize'ye yollayacağız Allah'ın izniyle. Şu an kapağı çıkartıyorlar. İşçiliği de zor. Kim? Gecesi olsun, istedik sen gibi. Doğan, Tofaş. Hayat ya Tofaş. Tik tik 2 dakika. Antifriz de kontrol edildi. Eksi 15 dereceye kadar var. Zaten Rize'de eksi 5'ten gerisi yokmuş. Antifriz değiştirmeye gerek yok. Fitreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben yoktum o sahnede ama hava filtre tasının içi hep yaprak doluymuş. Gördüğünüz gibi filtre de leş olmuş. İyi ki bakımını yaptık. Trigger şu anda takıldı. Şu an alt takımını kontrol ediyoruz. Sikolu. Bu da ses. Ulan arkadan gelen ses, aha bak. Yok yok, ses de geliyordu arkadan. Arkadan da ses geliyordu. Evet, burası gevşek kalmış. Zeyrotlar yeni. Salıncak yeni, zeyrot yeni. Takozlar, rotiller yeni. Bunlar değişti mi? Amatör kura takozlar değişti mi? Yukarıdakiler değişti şöyle. Hiç biriyle olanlar. He. Değişti. Sonra kesti. Kesti. Sonra başladı değil mi bu ses? Evet.
Şu amortisörü çıkart. Sağ amortisör değişecek dedi. Bu amortisör değişecek abi. Bayağı patlak bu. Solda mı bak? Bu. Değişti mi zaten, ikisini bir değiştirsen daha iyi. Evet. Bir çıkart. Amortisörler çıktı. Amortisörlerin ikisi de patlamış. Bunun alt fincası da değişiyor. Orijinal olarak. Şu an ustamız çalışıyor. Değiştirmeye çalışıyor. Aç karnına. Oğlum yemek geç olsun dedik de bu kadar da olsun demedik yani ya. Akşam ya sen ya. Bir de bizi düşün, açlıktan öldüm. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şartlar altında çalışıyoruz. Açız. Bize yemek yollayın. Evet, bu araç da tamam. Şimdi bir Ercan Usta ile test sürüşü yapıyorlar. Bir sıkıntı yoksa teslim edeceğiz. Evet, böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda bulunan içeriklerden, videolardan kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.